Merhaba. Bu dersimizde kepçeleri göreceğiz. Öncelikle kepçe nedir? Bunu tanımlamakla dersimize başlayalım. Kepçe, Korece bir hecenin son sesi olarak iki farklı ünsüzün yan yana gelmesidir. Ama bu ünsüzlerden sadece bir tanesi sesletilir. Hangi ünsüzlerin yan yana geldiğini ve bunlardan hangi ünsüzün sesletileceğine birlikte bakalım. R ve P ünsüzleri yan yana gelirse sadece L sesi sesletilir ve bu ses biçim olduğunda ıl olarak sesletildiği için bu sözcüğü tal olarak okuruz. R ve H ünsüzleri yan yana gelirse sadece L sesi sesletilir ve bu ses biçim olduğunda ıl olarak sesletildiği için bu sözcüğü şil olarak okuruz. N ve H ünsüzleri yan yana gelirse sadece N sesi sesletilir ve bu ses patim olduğunda ın olarak sesletildiği için bu sözcüğü man olarak okuruz. N ve Ç ünsüzleri yan yana gelirse sadece N sesi sesletilir ve bu ses patim olduğunda ın olarak sesletildiği için bu sözcüğü an olarak okuruz. L ve K ünsüzleri yan yana gelirse sadece K sesi sesletilir ve bu ses patim olduğunda ık olarak sesletildiği için bu sözcüğü ik olarak okuruz. P ve S ünsüzleri yan yana gelirse sadece B sesi sesletilir ve bu ses patim olduğunda ıp olarak sesletildiği için bu sözcüğü op olarak okuruz. Bu dersimizde kısaca kepçeyin ne olduğuna ve bazı öğrendiklerine değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.